Fenerbahçe'ye ile geçmek istiyorum. Ee, çok zor bir virajı. Yani evet. bu bay haftasına kadar Emre Belözoğlu çok zor bir virajı. Yani mümkün mertebe en az hasarla geçti Fenerbahçe. Sadece evet. iki puan kaybetti. Evet. Ee, ya puanlardan çok ben hep bu ifadeyi kullanıyorum. <laughs> Kazanmaktan, kaybetmekten çok ben Emre Belezoğlu'nun 10 e, maç kala geldi değil mi? Tabii 6 maç var. 4-10 maç. 10 maç kala aldığı takımla şampiyon olur olmaz, ikinci olur olmaz nasıl bir teknik adamlık performansı gösterdiğini değerlendirmeye çalışacağım diye ifade etmiştim. Evet. Başakşehir maçında Fenerbahçe puan kaybedebilir miydi? Kaybedebilirdi. Ee, Harun Tekin'in e, muhteşem istatistiği sürüyor. O istatistik sayesinde Fenerbahçe'nin bugün yeniden o Beşiktaş'ı iki puan daha, Beşiktaş'ı 2 puan daha yaklaşması durumu ortaya çıktı. Aynı şekilde Gaziantep maçında kaybedebilir miydi? Yine kaybedebilirdi. 2-1 sonrasında e, Gaziantep'in çok ciddi akınları var ve net pozisyonları var kaçan. Fakat tüm bunların yanında şunu da söylemem lazım. Benim gördüğüm kadarıyla teknik direktör Emre Belezoğlu profilini Fenerbahçe taraftarı sevmiş durumda. Yani belki oyun iç, oyun içerisinde çok oyuncularla birebir e, müdahaleleri oluyor. Çok aktif hani bazen e, çok konuşan teknik adam çok sevilmez ama belli ki takıma %100 hakim ve e, bu enerjisi e, o geri şey kulübeden e, sahaya yansıttığı enerji taraftarın hoşuna gitmiş durumda yani bana gelen mesajlar hep Emre Belizoğlu ile ilgili olumlu tabii ki bunda sonuçların etkisi var yani 4 maç 10 puanın etkisi var e, Malatya maçından sonra da işte bu adamları niye getirdiniz Emre Belizoğlu Volkan Demirel işte üstüne çizip çizip Hı -hı. bana fotoğraflar atıyorlardı yani taraftar açıkçası sonuca bakar hiç e, lamıcımı yok Emre Belizoğlu şu ana kadar e, ee, iki tane puan kaybedebileceği maçı üçer puanla kapattığı için taraftarın gözünde iyi bir teknik adam olarak gözüküyor. Ama tekrar edeyim Emre Belezoğlu e, dördüncü, kariyerindeki dördüncü maçını tamamladı. Dün akşam teknik itibariyle, pazar olarak, akşamı, yani. e, pazar akşamı itibariyle çok daha genç bir teknik adam. E, ve önünde çok uzun bir yol var. Fenerbahçe seviyesine çok erken geldi bence. Bunu da söylüyorum. Çok erken geldi. Belki mecburiyetler bunu bunu ortaya çıkardı. Ama ben ilk dört maç itibariyle Emre Belezoğlu'nun Fenerbahçe'de olur olmaz bilmiyorum ama başarılı bir teknik adam kariyeri olacağını düşünüyorum. Ki zaten Şenol Hoca da buna benzer bir ifade kullanmış. Fenerbahçe'de olmasaydı zaten ameli takımda olacaktı. Tabii ki teknik adam olarak değil de işte bir görev alacaktı muhtemelen. Türk futbolu için önemli bir figür. Ee, bence şu an Fenerbahçe'nin başında bulunması da Fenerbahçe adına bir şans. Hani Erol Hoca'yı gönderdikten sonra. Şunu düşünür sonra... müsün? Mesela Selim Demir yazmış Soya Soyadaş'ın. Fenerbahçe sezon başı Emre ile başlasa e, fark atmıştır rakiplerine diyor. Katılır mısın buna? Ya bu hani farklı bir boyut. Hani paralel evrende şu an belki böyle bir şey yaşanıyor olabilir ama benim e, ya Erol Hoca'nın da bu takıma kattığı önemli şeyler olduğunu düşünüyorum. Erol Hoca'nın sıkıntısı e, kriz anlarını efendim Luis Gustavo'nun sakatlandığı işte Galatasaray maçıyla başlayan süreç. Ee, işte Samattaların, Valencia'ların sakatlandığı süreçler. O süreçlerde yani takımın böyle belli başlı parçaları eksildiğinde oraya çok geç çözümler bulabildi. Çok geç çözümler üretebildi. Bence zaten teknik direktörlük kariyerinin, Fenerbahçe teknik direktörlüğü kariyerinin erken bitmesinin sebebi de oydu. Büyük teknik adam ya da düzeltiyorum büyük takım teknik adamlığı biraz deneme yanılmadan çok iyi tahmin ben bunu yaparsam bunu çözerim çözelim i̇yi diyebilmektir. diyebilmektir önceden bunu tahmin edebilmektir Te, e, Aykut Kocaman'ın lafıdır bu teknik adamlık tahmin etme işidir diye e, bunu bence çok yapamadı Emre Berezoğlu şimdilik e, 4 maçlık en azından şu tespiti yaptı bence o doğru bir tespit ben işte e, kimden duydum ya bu örnek çok benziyor Ancelotti'nin Milan'ı işte Seedorf, Pirlo, Kaka Hı. vesaire 5 tane kanatsız orta saha oyuncusu işte Andriy Shevchenko'lu kadro. Benzer bir durum aslında baktığında işte Sosa, Mert Hakan, Ozan, İrfan, perkas 5 tane topla ilişkisi iyi oyuncu ile oynuyor. Aslında ön tarafta oynuyor maç içerisinde baktığında ama bu bir anlamda da Fenerbahçe için önlem almak anlamına geliyor. Yani savunma yapmadan topu ayağında tutarak rakibin tehlikeli olmasını engellemek anlamına geliyor. Böyle bir felsefe değişikliğine gitti ve bence bu tespiti doğru Fenerbahçe açısından. Ee, uzun vadede neler getirecek? Çok ciddi zaafları da olan bir sistem bu. Uzun vadede neler getirecek? Bunu hep birlikte göreceğiz. Örneğin İrfan bir kanat oyuncusu değil. Hani Safkan bir kanat oyuncusu değil. Pelkas aynı şekilde Safkan bir kanat oyuncusu değil. Ama bu sistemde şu anda etkili gözüküyorlar. İlerleyen dönemde farklı güç seviyelerindeki takımlara karşı neler yapabilecekler, nasıl tablolar ortaya çıkacak bunları göreceğiz. Ve tabii ki 2-1 sonrası oyunları hem Gaziantep hem Başakşehir, 2-1 sonrası oyunları Fenerbahçe'nin tamir etmesi şart. Ali Bey yazmış, e, Volkan abi geçen hafta e, Altay'a bir şey olursa ondan bilirim demiştim. Nazar değdirdi Altay'a demiş. Ne demişim? Vallahi, övmüşsün övmüşsün herhalde. herhalde. Geçmiş olsun diyelim. Tekrar ameliyat oldu. Evet, El bileği kırıldı. ay bayındır. Ne yapalım kardeşim? Övmeyelim. Adam iyi oynuyor. Bana da çok geliyor. <laughs> Kötü Kötü Kimi övsek değil mi? Şimdi Mustafa sana şöyle geleceğim. Hı -hı. O yüzden ay tweetini okuduğum aslında. Herhalde Harun'un hani bu maçı böyle hayal etme ihtimali yok. Eminim ki özellikle son dönemde maçı da çok fazla yoktu. Kupa maçında da çok eleştirilmişti. Ama yani ...çıkarabileceği en iyi karşılaşmayı çıkardı. Evet. Penaltı da çıkardı. Gerçi penaltıda oluşumunda hatası var bence. Tabii. Ee, evet. Ki mesela ben orada açıkçası Altay'la Harun farkını net bir şekilde gördüm. Çünkü Altay e, bu konuda kendisini çok geliştirdi. Ama affettirdi kendini. Ee, ben de hani ekstra nazar etmeyeyim de şimdi ben, <laughs> sakatken bile çocuğu övüyorum. Sakatla uzamasın çocuğu. <laughs> sakatken <laughs> övüyorum Altay'ı. E, bu konuda konu, birebir de çok geliştirdi kendini. E hatırlayın ne zaman Altay uzansa e, rakip forvetin ayağında o topu alıyor. Evet. E, Harun dünya alamadı. Dünya çapında o noktada. Evet Harun alamadı ve bence e, sen topu kötü yere dürtmüştü. Evet. Çok bir tehlike yokken penaltı yaptı. Top gitmişti ya. Tabii tabii. Yani neredeyse gitmişti. Bence e, onu telafi etti diyelim. E, ama e, ben de şey Emre Bözoğlu konusunda şöyle deneyeceğim. E, dediğim gibi Roblut'ta şöyle bir durum vardı çok tutucu davranıyordu bence. Burada da eleştiriyorduk. Hani bir şeylerin yürümemesine rağmen o bir şeyi tekrar görüyorduk. Hatta kendi bulduğu doğruyu bir, bir sonraki hafta kendi ortaya koymuyordu. Yani Konya Spor maçı var. Hep o örneği veriyorum. Kendisi bulduğu doğruyu Sosa, Mert Hakan Perkaz orta sahası baskılı oyun topu kazandıktan son, sonra, sonra. Evet ondan sonra kendi kendi tekrar bozdu Gustavo dönünce. Ama e, Emre Berezoğlu daha radikal hamleler yapabildi. Yani eksiği kapatmak adına radikal düşünebiliyor. Mesela Gustavo Malatya maçında gördü. Dedi ki ben yerleşik savunma hücum ettiğimde 6 numaranın 6 numarada oynayan oyuncu biraz daha topla ilişkisinin iyi olması gerekiyor. Sosa bunu bana gösterdi dedi. Evet. 15 dakika sonra oyunun son 15 dakikasında Sosa oyuna girdikten sonra attığı kit gördü. Dedi ki tamam artık bana Sosa lazım orada dedi ve bu radikal kararı aldı. Aynı aldım. şekilde Mert Hakan da bu arada. Aynen öyle ve hatırlarsan burada benim önerim vardı. İrfan Can Gezal gibi kullanılabilir aslında hazır bu kadar 8 numara varken onu sağda görmek güzel bir şey. O, o kadar adam kaydırıyoruz ilk kez işte 8 numara kenara kenara 8 numara kaydırız İlk kez bir karşılığını bulması da benim acıma sevindirici oldu. Bence tuttu da bu formül. Çünkü Gezal daha doğrusu İrfan İrfancan Gezal rolünde bence Fenerbahçe o yerleşik savunma ve hücum etme anlamında bir katma değer kattı. ve bence de doğru seçiş yaptı ve şu anda Fenerbahçe kapalı savunmaya karşı daha iyi oynayan bir takıma dönüştü. Bir şekilde çözüyor. çünkü iyi şutörleri var. rakibi Hapsettiği anda ekstra paslarla hapsedip o şut imkanı mutlaka buluyor. Perkasın attığı golde gördüğümüz gibi. Ee, evet öne geçtikten sonra oyunu biraz daha zenginleştirebilir. Bence o sahi... bazen şöyle oluyor. Ee, bir oyuncu gereğinden fazla rol biçince adımı hepten kaybediyorsun. Mesela o zaten aslında Fenerbahçe'nin ana oyuncusu olmaması gerekiyordu. Ee, sen al topu bize maç çöz denilecek adam değildi. Neydi o sayı? Burada her zaman tanıtırken hamle oyuncusu. Skor elde, elde, ettikten sonra sahaya atabilirsin. Bu oyuncuydu. Bence hala bu şekilde kullanabilir Fenerbahçe. İki Başakşehir karşısında değerlendirmemesine şaşırdım. Ferdi'yi ee, tercih etti. Boşlukları değerlendirebilecek Antep'te bir oyuncuydu. Antep'te evet. kullanmamıştı. İki maçtır de, kullanmadı. Dediğim gibi Malatya maçında mesela çok kötü performans sergili ilk 11'de. Tamamen siliyorsunuz bu durumda. O yüzden bazen e, oyunculara gereğinden fazla anlam yüklememek lazım. Yoksa yapabileceği şeyi de yapamamaya başlıyor. E, daha doğru kullanma imkanı varken de kullanamıyorsunuz. İrfan... Şu enteresan senin bu konudaki fikrini merak ediyorum. İrfan dedin ama sözünü unutma. E, bu maç öncesi kampları. Normalde tesiste bir gün önce kamp yapılır. Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra bunu kaldırıyor. Ama futbolcular yine de tesiste kalmayı tercih ediyor. Ya bu... E... Aslında pandemi dolayısıyla da biraz gevşetilmiş bir e, durum. Zannediyorum Galatasaray da böyle yapıyor. Bildiğim kadarıyla Galatasaray da e, kamp yapmıyor. Yani e, bir Tesis'te toplanma kamp. saati var. Bir toplanma saati var sabah maç sabahı. Hı hı. Orada toplanıp otobüse atılıp birlikte gidiyorlar. E,